Dijitaller.com'dan herkese merhaba, ben Serhat Yücel, bugün yanımda Hüseyin Emre Girgin var. Merhaba Hüseyin. Merhaba Serhat. Hüseyin'le bugün Amazon deneyimlerimizi birazcık konuşacağız. Daha önce alışveriş videosu çekmiştik, orada sizden gelen birkaç tane soru vardı, bir de önemli yerler değişmişti. Hem bunları aktaracağız hem de Amazon'dan ne kadar memnunuz yurt dışı alışverişi yaparken. Evet. Hani tercih edilmeli mi, artıları ve eksileri neler yani birazcık deneyim bunlardan. Deneyim paylaşımı gibi bir video olacak. Evet, artıları ve eksilerini ele alacağız diye başlayalım. Artılardan başlayabiliriz sanırım. Artılardan başlayalım. Şimdi Hüseyin, benim Amazon'da en çok beğendiğim nokta desteğinin gerçekten kaliteli oluşu. Evet. Ve hani sen bir sorun yaşadığın zaman desteğe başvururken kesinlikle çözülecek gözüyle bakıyorsun. Bu güveni sana aşılamayı başarmışlar. Çünkü gerçekten sonuna kadar çözmeye çalışıyorlar ki bizim problemimizde de böyle bir çözüm yaklaşımıyla bizi mutlu ettiler. O yüzden buradayız belki de. Şimdi tam o noktada ben arkadaşların hangi sorunları yaşadığımızdan birazcık bahsedeyim. Evet. Normalde dijitallerin kameralı sistem ekipmanlarını Amazon'dan topladık. Daha uygun fiyatları olduğu için ve daha geniş ürün yelpazesi olduğu için Amazon'u tercih etmiştik. Normalde hani atıyorum 2 Ocak gibi bir tarihte kargonun yola çıkması gerekirken, daha yola çıkmasından bahsediyoruz, çıkmamıştı. Biz de destekli iletişime geçtik. Niye böyle oldu gibisinden. Sorduk kendilerine. Onlar da bir çözüm yolu buldu bize. Evet, önce şey dediler, hani kargo paranızı almayalım sizden. 6 dolarlık gibi bir normal kargo parası kesiliyor. 15 gün içerisinde size gelmesi gerekiyor kargonun. Dediler ki kargo paranızı geri iade edelim. Ardından ben hani kargo parasının olmadığımı, zamanımın Yetişmediğini vesaire işimize lazım olduğu için de hani biraz sıkıştığımızı söyledik onlara. Onlar da bize mükemmel bir çözüm önerisiyle geldi. Yani hani memnun olmadığımızı anladılar ve hemen başka bir çözüm aradılar. Normalde hani şey derlerdi, bizim sunabileceğimiz çözüm bu, başka bir şey yapamayız. Onlar öyle yazmıyorlar. Siz bilirsiniz de diyebilirlerdi ama demeyip gayet mutlu bir şekilde bizlere ne yaptılar? Yavaş olan kargoyu hızlıya çevirdiler. Ve normalde en hızlıya yani. Çevirdiler. Yani bir hızlı da değil. 3 seçenek var orada. 15 günde gelmesi gereken kargo 2 güne indi. Evet. 2 ya da 3 ve güne. Geldi. Ve İstanbul'da o zaman kar yağdığı günler Hüseyin. Bilirsin böyle yani 30 santim kar var yerde. Bu yıl özellikle çok yağdı. En çok yağan kar zamanında. Yani 3 günde Amerika'dan kargo kapıma kadar geldi ve ana cadde kapalıydı kardan dolayı. 30 santim kar vardı yerde. Geldi. Hani teslim tarihinden bir gün önce geldi. Yani başka gerçekten ilde, mükemmel çalışıyor. Başka ilde yaşayıp hani Türkiye içi bir kargo istediğinizde bile bu kadar kısa sürede gelmezken yurt dışından böyle Amerika'dan gibi uzak bir yerden hızlı gelmesi gayet takdire şayan bir yani buradaki Türk firmalar bile hani 2 günde şuraya yanımdaki şubeye geliyor kargo. Onu oradan buraya getiremiyorlar. Evet. Adamlar 3 günde Amerika'dan kark işlemeden ürünü yani. Getirebiliyorlar. Gerçekten takdir etmek gerekir. Yani takip sistemleri çok iyi Hüseyin. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Aynen yani. Ya iletişimleri çok iyi kargo firmaları vesaireyle. Hani bütün operasyonu kendileri kontrol edebiliyor. Böyle bir artıları var. Yani kargo geciktiği zaman müdahale edebiliyorlar. Hani nerede kaldı bizim müşterimizin kargosu şeklinde. Seni muhatap etmek yerine kendileri bizzat. Türkiye'deki Türkiye ayağı bile hani kargo geç gelse adamlar hemen oradan bir bildirim yollayıp hani işi hızlandırabiliyorlar. O güzel. Başarılı bir şekilde başka işliyor. Başka bir artı. Yani şöyle bir sistem var Hüseyin. Hani gümrük konularında önceden vergini alıyorlar. Aynen. Hani ürünüm gelecek mi gelmeyecek mi şeklinde bir tereddüt düşmüyorsun. Mesela AliExpress, eBay'den bir şey aldığınızda hani gümrük limitini geçiyorsa o Türkiye'ye geldikten sonra sizin çözmeniz gereken bir problemken Amazon'da tamamen onlar kendilerini hani bütün işi baştan sona halledip ondan sonra işe başlama mantığıyla hareket ediyorlar ve böylece de önceden gümrük parasını işte vergisini vesaire alıp Türkiye'ye geldikten sonra kapınıza kadar pürüzsüz bir şekilde gelmesini sağlıyorlar. Şimdi AliExpress'te o yok değil mi Hüseyin? Mesela hani gemiyle yola çıkıyor, ürünüm gelecek mi gelmeyecek mi tam olarak emin olamıyorsun. Aynen öyle. Takip kodu olmuyor. Kodu varsa bile şöyle bir şey var, ürün yine de gelmezse. Gümrükte sonra, takılmıştır. Yani gümrükte takılmış olma ihtimali olabiliyor. İşte mesela ne bileyim 80 dolara bir şey aldın ki zaten limit de düştü. Eski sisteme göre bile hani şey olsa. Adam kargoyu yolluyor, gümrüğe takılmış oluyor, senin artık bir problemin haline geliyor. Gidiyorsun orada adama dert anlatıyorsun falan. İşte abi adam, bu böyle bir şey diye o gümrükteki adam onu anlatmaya anlamazsa ne olduğunu o daha büyük problem oluyor. Bu ne diye. Bir de adamın iyi gününde olmasını bekliyorsun. Adam belki falan. Diyor ben bunda bu fiyat yazıyor ama beni bağlamadı. Bence bu kadar etmez falan. Bu sorgulansın diyor mesela. Hani. Yani başınız derde girebiliyor ama Amazon'da öyle bir problem olmadığı için gayet pürüzsüz bir şekilde kapınıza kadar geliyor. Yani çok hızlı şekilde gümrük işlerini çözüyorlar. Dediğim gibi yani Amazon'dan bir ürün vereceğiniz zaman elinize geleceğini biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Tabii ki getiremediğiniz bazı istisna ürünler var.
İşte hala bunlar var. Parfümdür, telefondur. Parfüm, telefon. İşte en çok bizim iki tane şeyimiz. Hani protein tozu dediğimiz şeyler, tozlar. Haplar falan işte bitkisel ilaçlar vesaire. Bunlar bir sıkıntı şeyler yaratabiliyor. Gelmiyor yani. Direkt söylüyor. Gelmiyor. Dolayısıyla hani bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Yani, evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Amazon bazı şeyleri de göndermiyor. Hani bir sürü bir ürün arıyorsunuz. Bakıyorsunuz. Türkiye'ye gönderiyor. Zaten orada yazıyor. Gelmiyordur yani. Onu şey yapmaya gerek yok. Bazen hani şansı açılabiliyor ama genelde gelmiyor. Yani böyle hani kargo problemi ve buna bağlı olarak gümrükteki o problemler Amazon'da pek problem değil bizim için. Kesinlikle. Hani dediğim gibi adamlar müşterilerini kazanmak için diyor ki $35 benim için önemli değil. Aynen. Bu adam yeteri yani benimle alışveriş yapsın, memnun olsun. Ki o yüzden ben onu zaten hızlı kargo gönderirim. Hani, problem ta değil. Dünyanın öteki ucundaki bir yerde alışveriş yapmayı evet. insan tercih edebiliyor. Hani Amerika'dan sana evet. hızlı kargoyla gönderiyorlar hem de herhangi bir ücret talep etmeden. Aynen. Çok başarılılar. Yani problem yani, oldu mu kesinlikle Amazon size bir çözüm yani buluyor. Çok rahat bir şekilde. Yani memnun olmadığınızı dile getirebilirsiniz düzgün bir şekilde. Evet. Diyorlar ki bu sefer sizin için başka ne yapabiliriz bir bakalım diyorlar. Aynen. Üstüne de görüşüyor. Bu hani şey anlamında değil. Problem deyince hani bazıları gidiyor şey deniyor. İşte benim, atar gider. Ya gümrükten bahsettik mesela. İşte benim 1 dolar fazla oldu işte onu 1 dolar aşağı çekseniz de gümrüğe İşte öyle bir şey yapmıyorsunuz. O zaman da işte. Kimlik numaranızdan direkt banlıyorlar. Banlıyorlar sizi. Sonra bir daha Amazon'dan o kimlik numarası alışveriş yapamıyorsunuz. Yani mahalle bakkalı şeysi yapmanızı yani pek tavsiye etmem. Yani neyse o durumu kabul edin. Ama eğer bir problemse hani gerçekten olması gereken bir şey olmadıysa o zaman iletişime geçince problem çözülüyor. Kesinlikle çözülür. İstersen biraz da negatiften bahsedelim bu kadar övmeyelim. Tamam negatif kısmına geçelim. Aslında benim aklıma gelen tek bir negatif kısımlar ya yaşadığı. Negatif değil aslında ama bizim için öyle. Şimdi Hüseyin hani biz böyle farklı zamanlarda kargo aldığımız için bunlardan bir tanesi de böyle tam Noel tatili zamanına denk geldi. Ya biliyorsun evet, Amerikalıların meşhur Christmas tatili. O yüzden biraz aslında biz ona yetişsin diye acelemiz var dedik. Oradaki şeye takılmasın diye. Şimdi Amerika işte Avrupa ülkelerine vesaire de Christmas hakikaten bir hafta falan sürdüğü için. Bir de bir şeylerle birleşiyor orada işte bilmem ne günü oluyor yani bir şey işte oluyor. Onlar oluyor yani. Tatil o hafta sonu bilmem ne falan işte bizim Kurban Bayramı hani 3-4 gün olup böyle bir hafta bir buçuk hafta tatil yapmamız gibi bir şey. Ama adamlarda şöyle bir şey var dükkanı kapatıp gidiyorlar. Evet. Yani, ve online bir mağaza ve dünyaya pazarlığı yani dünyaya ürün satan gönderen bir firmanın yani birden kapıyı kapatması çok saçma geliyor bana. Ki mesela Türkiye'de Kurban Bayramı'nda da hani bayram sonuçta herkes tatille. Adam bir gün falan yapıyor o tatili. İlk günü diyor ki ben açmam dükkanımı yani sonrasında. Gidiyor işte ne kurban kesecekse gidiyor kesiyor falan. Ondan sonra gün dükkan yine işliyor. Ya da yani işte bin bile öyle yani. Yeğenini çocuğunu bir şeyini işte koyuyor oraya. O hani yardımcı olmaya çalışıyor falan. Mesela. Hani kendi gidemiyorsa bir çözüm bulmaya çalışıyor. Adamlarda o kafa yok. İşte Amazon hakikaten sitesi açık. Siparişleri alıyorlar ama herhangi bir işleme... İşte parayı bile çekmiyorlar arkadaşlar. Ya orada duruyor orada. Duruyor, ama sadece duruyor. İnsan bu uyarır yani orada değil bir şey yapar. Gelmeyecekler şu tatildeyi süreye kadar der. Cumadesi kapalı. Ama belki o zaman da kimse alışveriş yapmaz. Hani ya yapmaz da öteki türlü insanın yaptığı şey. Gelmeyince birazcık şey evet, stres alıyorsun. Hani evet. Şu an parayı çekmezler sorumu var bilmem ne var falan yani derken. Problemler asıl problemle sayılır mı bilmiyorum. Hani çok nadir bir durum gibi görünebilir ama sonuçta bence büyük bir firma için ki hani dünya sıralamasında bir şirket. Bu kadar da şey olmamalı yani. Biz kapalıyız. Yani var diye falan parası. Komik o hani cumaya gittim geleceğim modunda pek olmaması yani evet. gerekiyor Amazon'un. Ama hani artılarının yanında bu eksisi şey hiçbir şey yani. Yani ben evet. pek kafaya takmıyorum bunu. Bir çünkü çok Türkiye'yi ilgilendiren yani. Bir problemimiz var. Türkiye'de olan bir problem var. Aslında önce sadece şeyden bahsedeyim. Dolar kurunun dalgalanmasından dolayı paranız gitmiyor Amazon'a, yatırılmıyor. Bu alışveriş sürecini biraz aksatabiliyor. Amazon'u pek bağlayan bir şey değil. Amazon'u bağlayan bir şey değil ama. Bankaların biraz işte buradan dolar kuruna bağlayacağım işte. Şimdi yaptığı bir hareket. Şey var Hüseyin, Türkiye'ye gelmemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi gümrük sınırının düşük olması biliyorsun. Hani şu anda evet. Şu an hani 80 75 Euro'dan düşmesi 30 Euro'ya. Bu sorun problem yarattı. Oldu. Çünkü biliyorsun bundan önce de Amazon Almanya sitesini Türkçe'ye çevirdi ve kargo bedava gibi kampanyalar yaptı. Yanılmıyorsam da 40 Euro'ydu. Şimdi böyle bir kampanya yaptıktan sonra millet hani ayakkabı atlettir bilmem ne tişörttür. Bot alanlar. Botlar işte şey, oraya hani kaymaya başladı siparişler. Şimdi böyle olunca adamlar yani Türkiye olarak bir müdahale geldi ve dediler ki biz gümrük sınırını düşürüyoruz. İşte bu Türkiye'dekilere işte destek olur bilmem ne işte başka ülkelerde yapıyor bunu 22,5 euro falan yapıyorlar falan diye örnekler falan oldu ama sonuçta bizim etkileyen derinden etkileyen bir limitleme geldi. Böyle olunca da insan yurt dışına alışverişe biraz artık böyle mesafeli baktı.
Yani çünkü artık hani diyorum ya, ayakkabı alıyorlar. 300 liralık ayakkabı orada 130 lira falan. Lira. Şimdi şeyi geçince işte 30 euroyu falan geçince insan alamıyor artık yani bir noktadan sonra. Yani devlet mantık aslında almıyor. Bu gene Amazon'u bağlayan bir şey değil. Yok, ama. Yok kesinlikle değil. Aslında AliExpress falan için de geçerli bu. Hani işte eBay tamam çok PayPal'dan dolayı çok kullanılmasa da. Hani her şey için geçerli yurt dışından. Bu böyle olunca da işte insan biraz daha mesafeli kalma durumu oluşuyor. Bir de Hüseyin hemen o zaman hani arsa döndürücülerinden bahsettik dilimiz döndüğü kadar. Bir de sıkça gelen sorular vardı. Ha evet. Bir önceki videodan düzeltilmesi gereken. Videomuz vardı. İşte bunun işte bu 30 euro mesela değişti o gibi. Bir de bazı sorular var. Herhalde video anlatırken ben biraz o anda da alışveriş yanlış yaptığım yanlış anlaşılma için. Evet. O zaman bir de o an alışverişi ben gerçekten yaptım. Hani o SSD videosunu. Bildiğin SSD aldım, montajladık. Bu arada Amazon'da alışveriş videosunu yukarıdan evet, bir yerden izlemeyen izleyebilirsiniz. Varsa, neden bahsediyor bunlar diyen varsa oradan izleyebilirler. Yani ilk deneyimin ise aynı mantıkta çalışıyor. Hüseyin'in izlediği yolları izleyebilirsiniz. Alışveriş yöntemi geçerli ama o anki işte ben de o sıra hani bir sınırlar. Hata olmasın diye odaklandım. Herhalde orada anlatımda bir şey evet. Oldu. Orada şöyle bir soru var. Çok geliyor artık yani. Cevap adres olur. Türkçe mi İngilizce mi yoksa nasıl yani böyle adres nasıl olacak? Çünkü ben orada biraz İngilizce karakterle falan işte açıkladım hatta tek tek. Kendim çünkü orada adres girerken de belirttim işte atıyorum Atatürk'se Atatürk diye hani U'yu U yapıp işte ne bileyim S'yi şey yapıp falan. Mahallesi. Şeyi S yapıp şeklinde bir yönteme gidilmesi gerekiyor. Ama bazıları işte şey olarak algılıyor işte street falan. Hatta sokağı bazıları abartıyor. Irmak sokağı işte böyle. Irmağı da çeviriyorsunuz falan. Öyle bir yani, şey yok arkadaşlar. Bu şekilde değil de biraz daha basit düşünmek lazım diyeyim evet. Ben sana. Çünkü sonuçta o kargo bize Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'deki kargo firmasında çalışan kişi tarafından bize teslim edilecek. Orada Amazon'u bağlayan tek şey Turkey. Yani seçtim bir Türkiye'yi, seçtim bitti. Yani bir de önemli olan şey posta kodunu doğru yazmanız yani zaten. Tamamen onların sistemindeki Türkçe karakter olmamasından kaynaklanan bir problem. Atatürk Mahallesi'nde oturuyorsanız Atatürk Mahallesi yazacaksınız. Ha, o kadar basit. Bitti yani bu kadar işte. Sadece Türkçe karakterleri İngilizce karakterlerin eşdeğerleriyle yani değiştirmiş. Kasmaya gerek yok bence. Bu arkadaşlar çünkü dediğimiz gibi o kargo firması. Bir de o yasaklı ürünlerle ilgili şeyler oldu. İşte bazıları düşünüyor. Abi bilgisayar getirebilir miyim falan. Getirebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Vergisini ödediğiniz sürece. Zaten vergisini alıyorlar. Alıyorlar. Amazon alıyor zaten problem en başta. Yani onun dışında da pek bir soru yok. Hani sonuçta zaten hala yasaklar hani eskisi gibi devam ediyor. Parfümdür işte telefondur gibi ürünler. Ya onun dışında pek bir videoda hani ucu açık kaldı diyeceğim bir şey de hatırlamıyorum. Sorular da hep geldi bu adres üzerine geldi nedense. Yani zorlamayın. Bu arada şey de yapalım. Hani videonun sonuna geldik sayılır bir şey kalmadı. Eğer sizin de böyle Amazon'la yurt dışı alışverişle ilgili deneyimleriniz varsa evet, yorumlar kısmında belirtirseniz varsa, evet. En azından video altında böyle bir arşiv oluşmuş olur. Yurt dışına alışverişe ön yargılı olan insanlar da hani o yorumları okuyarak belki bir cesaret örneği sergilerler. Ya da ilk tecrübelerinde sorun yaşamazlar. Bunları önemli noktaları aktarırsanız yorumlarınız zaten çok değerli. Onları biz de takip ediyoruz. Aynen yorumlarınızı öyle. Belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Söyleyeceğim bir şey yoksa artık kapanışa geçebiliriz. Evet, geçebiliriz. Dijitaller.com web sitemiz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dileriz. İyi günler.